Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Outlast oynayacağız inşallah. Daha önce Outlast'ı oynamadım veya bitirmedim veya başkasından izlemedim arkadaşlar. Kanalımızda her daim bir tane korku serisi olsun istiyorum. Yani bu demek oluyor ki Outlast bittiğinde de başka bir korku serisiyle bu geleneği devam ettirelim demek oluyor. Dediğim gibi daha önce oynamadım. İlk defa sizlerle beraber oynayacağım. Siz belki de birçok kişiden izlemişsinizdir ama ben ilk defa oynuyor olacağım. Belki aranızda ilk defa izleyecek olanlar da vardır. Oyunu sonradan oynamanın şöyle bir avantajı oluyor. Sağ olsun başka birileri o oyuna Türkçe yama yapıyor ve biz de Türkçe yama sayesinde anlayarak daha güzel oynayabiliyoruz. Daha fazla uzatmadan oyuna gireyim arkadaşlar. Zorluk seviyesi seçmemi istiyor. Normal, zor, kabus ve delilik. Şimdi bizim alışkanlığımız delilik falan olmalı. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, en zor seviyede oynamamız lazım. Hani bunu strateji oyunlarından falan filan da biliyorsunuz. Böyle hep en zor seviye oynamak zorunda kalıyorum paşa yüzünden falan. Burada da o alışkanlığı bozmayalım. Delilik seçelim. Delilik modu tam kalp krizi tecrübesidir. En zor zorluk seviyesi ve kayıt noktaları yok. Eğer ölürsen tüm ilerlemen yok olur. Ve en baştan başlarsın. Ya acı çekmeye hazırım ama bu eğer ölürsem tüm kayıt ilerleme yok olur falan filan meselesi benim hoşuma gitmedi. Onun için bu olmayacak o zaman. O zaman kabus yapalım. Tamam. Bu oldu. Outlast yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Bunları nasıl keyfini çıkaracaksak. Adam Miles Upsur. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırma gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği kıyak hikayelerin peşinde koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni Monte Massif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker veya militan değilsin. Massif Dağı'nın dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Yani çok güzel, evet. Başlangıcı gerçekten iç açıcıydı. Kaçmak, saklanmak veya ölmek. Hiçbir şekilde mücadele edemiyoruz o zaman. Ya kaçacağız, ya gizleneceğiz, ya da geberip yeniden başlayacağız. Şu anda basın kartımız görünüyor burada. Bir aracın içindeyiz ve sürüyoruz. İyi, güzel. Kendi aracımız var en azından ya. Yani binip kaçabiliriz. Tabii eğer şu önümüzde görünen binaya girip geri çıkmayı başarabilsek. Şimdi arkadaşlar ben normalde küçükken eskiden ölümcül deneyin, yani daha doğrusu Resident Evil'ın şeyini oynamıştım. PlayStation versiyonlarına başlayıp bilgisayar versiyonlarına kadar oynamaya çalışmıştım. Sessiz Tepe oynadım. Silent Hill. Bu oyunlarla büyüdük. Ondan o oyunlardan itibaren hiç korku oynamadım ama korku oyunlarını çok seviyorum. Korkmayı çok seviyorum. Korku filmlerini de çok seviyorum. Onun için bu oyunda çok korkacağım falan sanmıyorum ama aniden önümüze çıkan bir şeyler falan beni korkutabilir belki. Yani korkutabilir derken Allah falan ne oluyor gibisinden bir şey olabilir. Ama hazırlıklıyım yani buna. Bunun için bu oyunu oynuyorum zaten. Korkup zevk almak için. Evet. Hemen şunu alalım bakayım neymiş. Beni tanımıyorsun. Lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Monte Massif'te bulunan Murkoff Psikiyatrik Sistemleri tesisinde 2 hafta yazılım düşmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum. İyi halt ediyorsun. Ama kimdi bunda? Bilmem ne yaptığımın herifleri. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Gözüm gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden dağda onları bekleyen şeyleri bulduklarına bahsettiler. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkoff bundan para kazanıyor. Bunu açığa çıkarılması gerek. Burada pis şeyler dönüyor. İşkenceler falan var o zaman burada. Ve biz de bunu açığa çıkaracak olan, hiçbir halttan korkmayan, kameralı, araştırmacı bir gazeteciyiz. Evet, kameramız da var. Bir silahlaydın daha iyiydi be oğlum ya. Kamerayla kimi korkutacağız Allah aşkına? Tamam. Gece görüşümüz de var. Hani demek istiyor ki merak etme hacı. Karanlıkta kalırsan gece görüşümüz de var yani diyor. Evet, biraz akıl hastanesi bile korku filmlerindeki şatolara benziyor yani. Güzel olur, kapı kapanır. Yani normal karşılıyoruz. Haklısın, sen de bir korku oynayayım, kapıyı kapatırım diyorsun. Evet abi, kapatırsın. Şimdi bu oyunda merak ettim, acaba bir şeylerle etkileşime geçip mi ilerleyeceğiz? Yani bir yerde bir şey eksik olacak, onu tamamlayacağız falan filan mı? Yapbozlar, puzzle'lar gibi şeyler olacak mı? Önceki oynadığım eski korku oyunları stilinde. Yoksa biz ilerleyeceğiz, karşımıza bir şeyler çıkacak, korkup korkup duracağız.
Korku. Sıça sıça oyunu bitireceğiz yani. Tamam. Burada bir şey etkileşime geçiremiyorum. Bana bir şey de demedi. Bana oyun öğretmesi lazım değil mi şu anda? Ben ilk defa oynayan biriyim. Ha, bir şey gödedi. Kapıları çabuk açmak için sol fare tuşuna basın. Yavaşça açmak için de basın ve itin. Tamam. Kameranı kaldırmak için sağ fare. Tamam, onu yapalım. Güzel, iyi. Bir dakika, ne oldu? Not alıyor. Oyuna kaydedip not defteri açmak için neye bas? Basalım. Neyi kaydettik? Ne oldu? Bu yere bakınca kendimi rahatsız ettim. Montemassif Akıl Hastanesi. Hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu kisvesi altında 2009 yılında Murkoff psikiyatrik sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi 1 mil geride aniden kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkoff şirketi hayır kurumu maskesiyle bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu lavuklar son adımını atmış olabilir. Bir dakika. Yani çıkaran her neyse. O zaman şu anda Murkoff şirketi burada aktif değil ve onları buradan çıkaran bir şey mi var? Yani bir şey mi korkutup kaçırdı bu adamları? Ben size ne olduğunu söyleyeyim mi? Zaten siz biliyorsunuz da. Kesin burada deli meli falan işkence derken birileri kafayı yedi. Bunları kovdu etti bilmem ne. İçeride acayip tipler var yani. Zaten akıl hastanesi, ne bekliyorsun ki yani? Hani hiçbir başkalaşım geçirmeseler bile tehlikeli insanlar. Evet. Şimdi kameradayız, kayıttayız şu anda. Pilimiz falan filan var. Tamam. HD çekiyoruz şu anda. Güzel. Daha o zamanlar 4K falan çıkmamış veya Full HD. Gezinmeye başlayalım. Ortadan mı gitseydik? Her zaman kıyıdan köşeden gitmek daha mı iyidir? Oo, biraz siste. Solda bir kapı var. Bir yarık var. Oradan mı girmeliyim? Şimdi ben buradan girersem geri dönüşüm oluyor mu? Yoksa burada bir şeyler var da ben onları almalı mıyım? Montmassif Akıl Hastanesi falan mı diyor? Ziller falan var. Ha bak, bu flaşı açıyor. F'ye basıp etkileşime geçeyim dedim, flaş açtı. Gece görüşün daha doğrusu. Flaş ne ya? He, bir dakika, şu kapıyı açmaya çalışayım ben ya. Olmadı. Şurayı da gezineyim de hiçbir şey bulamazsam oradan gireceğim. Ha, burada bir kapı var. Şurada bir kapıya da gidelim önce. Burası kilitli. Tamam, buraya hiç uğraşmaya gerek yok. Evet. Burası da kilitli. Tamam. O zaman ilk bulduğumuz yer doğru yermiş. Bu araçtan üstüne çıkabiliyor muyuz? Space'te zıplıyoruz. Tamam. Klasik. Oyunda bir şey söylemeden zaten klasik bir oyuncu kavrayabiliyor neyle ne yapacağını. Çömelmek için sol kontrol. Tamam. Şurada bir kapı var. Şurada da bakalım. Gitti. Biri içeri girmemizi istemiyor galiba. Veya kapatıp gittiler. İçeriden kilitlemedilerse. Şurada bir merdiven var, onu gördüm. Burada bir şey yok. Tamam, buradan tırmanacağım o zaman. Güzel. Sol taraf uçurum gibi bir şey. Sağ taraftan gidelim. Biraz müzikle gerilim vermeye başladı. Ama daha ilk zamanlar. Tamam, space'te zıpladık. Birazcık Tomb Raider'lık yaptıktan sonra. Nereye gideceğiz? Ha, şurada pencereden gireceğiz. Tamam. Oo. Kamera gece görüşünün moduna geçmek için F'ye bas. Onu keşfetmiştik. Oo, bir dakika. Bu görüş iyi değilmiş he. Bak, bu beni korkutabilir. Dar bir açı. Sadece orta tarafı görebiliyoruz. Sağımız solumuzdan gelen şeyleri göremeyeceğiz. Bir şey ani önümüze pat diye çıkarsa o zaman kötü. Heh, tamam. Gerek kalmadı buna. Sağımız solumuz tıkalı. Tamam, buradan gideceğiz. Sıkıntı yok. Kimse var mı millet? Hey!
Biz buraya kanıt toplamaya geldik. O zaman bir şeylere... Ne oluyor ya? Ha, televizyon açıldı. Önemli değil, olur olur. Yani sanki hiç halka filmi izlemedik. Birazdan Samara çıkarsa şaşırmam zaten. Biz bunları, bizi böyle şeylerle korkutamazsın Outlast. Şu an oyun bizi bireye sürüklüyor böyle, yani ilerleyip tek bir yönde hareket ediyoruz. Yani şey tarzı bir korku oyunu değil demek ki. Böyle bir sürü oda var, sana oranın haritasını veriyor falan filan. Bazı odalar kilitli falan, orayı açıyorsun. O tarz bir şey değil. Pil aldık. Güzel. 2'de 2 diyor. Demek ki 3. pili alamayacağız mı? Öyle bir şey mi var? Herhalde 3. pili bulana kadar zaten bir pilin şarjı bitecek. Ona göre bir sistem koymuşlardır. Döküman falan toplamıyoruz. Bu ilginç ya. Yani araştırma geldik ama şu an çok bir şey öğrenemedik. Gerçi daha ilk zamanlardayız. Hem bu diğer tarafa doğru açılıyor. Biri telefonu açık bırakmış. Heh. Dosya dedin, dosya bulduk. Tamam. J'ye basalım. Murkoff Psikiyatrik Sistemleri, Wolf Rider Projesi, vaka numarası 164, cinsiyet erkek, 19 yaşında, terapi durumu. Hasta kendini yöneten berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlendi. 4. evre hormon programına devam edildi. Teşhis: spirometri hiçbir bronsiyel birikim tespit etmedi. Hmm, çok anladım ya. Hematorik tokrit santrifüj. Bu ne ya? Fransızcaya benziyor. Ayrılmış eritro. Ya abi bu ne, şeye döndü ya. Avrupa'da böyle abidik gubidik isimler oluyor ya, Kuyetto falan gibi. Bir şeyler olmuş. Bu da son derece endişe verici yani. Çok anladık da sanki. Ateşi çıktı, son derece endişe verici falan yaz, değil mi? Değişik bir şeyler olmuş herife, bizim anlayamayacağımız şeyde. Enemay ritimsiz döngüsü olduğunu saptadı. Tamam. Yani bu arkadaşta tuhaf şeyler olmuş falan, durumu kritik. Görüşme notlarında da adam şunları söylemiş. Billy, yani adamın adı demek ki. Billy annesinin Murkoff'a ve akıl hastanesine karşı olan dava durumunu sordu. Bu da güvenlikteki felaket ihlali ortaya koyuyor. Billy'nin Dr. Traeger'ın kanda gezen rüyaları gerçeğini bildiğine yönelik bir iddiası var. Not: şirket kayıtları sadece tek Traeger ismi var. O da VRD'nin yöneticisi olan Richard Traeger. Tüm hasta bakıcıları ve güvenlik personeli sorgulanmalı ve kayıt güvenliği geliştirilip analitik biyometri sistemi getirilmeli. Tamam. Bir tane hasta varmış. 4. evreye geçmiş o zaman anladığımız kadarıyla. Kendinin ilerleme kaydettiğini söylemiş falan ama ne kadar dinlersin ki, her deli öyle der. Ondan bahsediyor. Durumu kritikmiş onun. Biri kapıyı kapattı. Ha, burası tuvalet. Olabilir, olabilir. Yani kapıyı açıp sıçacak hali yok ya adamın. Biraz daha gerilim ver. Oo, burada kan var. Kan çıkmış. Kan dökülmüş beyler. Bu ne lan? Kesilmiş. Kesilmiş ne ama? Detaya girmek istemiyorum. Değişik bir şey olabilir. O zaman buradan mı gideceğiz? Buraya gidemiyoruz mu? Yok, burası açılmıyor. Tamam. Hadi bakalım. Hop. Şuradan bir bakalım. Örümcek ağa. Burası kapalı. Lan. Bu kim? O kimdi öyle? Açmamış, kilitlemiş üstümüze. Bu hastanede hayatta kalan birileri var. O doktor muydu, hasta mıydı acaba? Belki de güvenlik görevlisi. Evet evet. Burası daha temiz bir yere benziyor. Tamam. Burada kendimi güvende hissettim. Şuradan bakamıyoruz mu herife? Bunun aşağısını görüyoruz. Şurada oturan biri var. Üstünde kırmızı bir şey varsa o ölmüştür acı. Şurası zaten kan gölüne dönmüş. Ama hayatta kalan birini gördük. Oha! Oha!
Tam kapının önünde, çok mantıklı, çok güzel. Abicim ne oldu sana ya? Kafa kopmuş. Oo, bu da aynı akıbete maruz kalmış. Tamam, çek şu gerilim yüzünü ya. Orada bir adam da ne yapmış? Bacağından cama mı yapışmış, ne etmişse. Burada biri daha var. Pil yok mu pil? Ben biraz çıkarcıyımdır. Bana ne, ölüyorsanız ölün. Ha, yaşıyor. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Abi bir salavat getirsenin bari. Anladım. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki onlarla savaşamazsın. Kaçmak zorundasın. Buradan çıkmalısın. Güvenlik kontrol odasına gitmelisin falan filan dedi. Yalnız bizim karakter bayağı tırsmış ya. Hiç ben o kadar tırsmadım hey. Sakinleş. Sakin ol. Şurada ne var? Şuraya bir bakalım. Burada tuvalet var. Her zaman tuvalete korkunç bir şey çıkar. Ya burada çıkmadı. Aa, klozete girmiş el. Biri değişik bir fantezi denemiş. Tamam, çıkalım buradan. Şurada bir şey var mı? Yok. Anladığım kadarıyla yavaş yavaş bizi şu anda korkutmaya çalışıyor falan. Aniden bir şey çıkması yani her zaman bir insanı korkutuyor zaten. Şuradan geçelim. Bu ne lan? Oha, öküze bak. Of of. Ne oldu şimdi? Yaşıyoruz. İyi, en azından yaşıyoruz. İyi. And who are you then? Sana ne benim kim olduğumdan? Asıl sen kimsin? Kamerayı kurcalama. Orada özel düğün kasetleri var orada. Bu acaba şeyde gördüğümüz adam mı? O borulara tırmanırken bizi atan adam değil. O izbandut gibi bir şeydi. Şimdi o adam bizi gördü. Biz savunmasızlık ve boğazımızı falan kesmedi değil mi? Peki neden? Kamera yanımızda mı? Onu da almadı. Bu biraz saçma olmuş. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Camlar falan var. He, aşağıya bu şekilde atlamış olduk. Sağ ol be, aşağıya gitmek istiyorduk. Sen bizi fırlattın, iyi oldu. O adamlarla... He, onlarla savaşamazsın derken bu izbandudu diyordu o zaman. Yani bununla savaşamayız zaten. Burada bir şey yok. Burada tuvalet var. Aa, pil mi bu? Şurada bir şey var. Bir dakika, ha, pili yenileyelim. Tamam tamam. Pili değiştirdik. Pili almak için sol fare. Tamam, şimdi pili yenileyebildik. Evet evet, dediğim gibi. Ay ne yaptık ya. 3 tane pil taşıyamıyoruz. En fazla 2 tane. Tamam, buradan pili aldık. Şöyle sıra sıra bakalım, bakmadığımız yer kalmasın. Biraz hızlanalım, koşalım. Burası açılmıyor. Sağdan gidelim. O kim ya? Ay, yetişemedik. Bir dakika, tamam. Madem yetişemedik, şu odaları kurcalayalım. Evet, şuradan kesin bir şey çıkacak. Witness. Belki abinin üstünde silah vardı dedim ama silah falan almayacağız herhalde. Sadece kaçacağız, kendimizi savunacağız. Evet, aynı fanteziye sahip olan kişi yine bu klozete de kol sokmuş. Şuradan bir şey bulabilir miyiz? Oo. Bu adamın boğazı kesip şuraya püskürtmüşler. Öleli çok olmuş ki sinekler uçuşuyor. Bakın, dedektifliğimi de konuşturuyorum burada yani. Saat 9'u 17 geçiyor. Daha erken.
Şuradan gidelim. Burası neresi? Güvenlik. Aa, burayı diyordu. Güvenlik odasına gitmelisin, kontrol odasına diye. Kartla açılıyor. Tamam, kart lazım bize. Buraya girelim. Burada ne var? Bu adam da ölmüş. Ha, şurada bir not bulduk. Evet, araştırmaya devam. Bir yandan korkuyoruz falan filan ama bir yandan da araştırmamıza devam. Helen Grant yollamış. Kime yollamış? Grup bilmem ne falan @hotmail.com. Neyse artık. Wolf Rider projesi mahal teftişi. Sayın beyefendiler, tam rapor beklemede. Murkoff şirketin herhangi bir eylem yapması acilen beklenmektedir. Wolf Rider projesi aşırı yüksek değerdeki kar potansiyeli devam ediyor. 4 ölüm vakasındaki belirsizlik bir dava açılması için yeterli olmakla beraber kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda mağdur olacağımız kesin. Wolf Rider projesi tehlikeli bir girişim olarak kalmaya devam ediyor. Eğer proje sürerse daha fazla can kaybı yaşanacağı kesindir. Elbette ailelerin ve devletin sabrı gün geçtikçe azalıyor ve yasal işlemlerin geciktirilme ihtimali yok denecek kadar azaltılıyor. Morfolojik motor terapisi çalışma modeli hastalar arasında şiddeti arttırdı. Fakat fiziksel ve kimyasal zorlamanın bileşimi kesin olarak kontrolün elde bulundurulması ve kar marjının devamını sağlamak için yeterince etkili. Saygılarla. Bunlar insanı güçlendirecek kimyasal ve fiziksel bir zorlama mı? Yani güçlü insan mı üretmeye çalışıyorlar? Öyle bir hikaye mi var bu akıl hastanesinde? Yani Murkoff şirketin yapmaya çalıştığı şey ne burada? Onu anlamadım ben. Bir haltlar dönüyor ve 4 ölüm olmuş. Onlar da bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Aileler falan da şikayetçi herhalde. Gönüllü denekler falan aldı bunlar. Veya deliler buradaydı. Deliler üstünde deneyler yaptılar herhalde. 4 ölüm oradan oldu falan. O şekilde. Yani anladım, şu anda bu. Şu anda bu, burada bir haltlar dönüyor yani. Pis işler dönüyor. Şirket her zaman olduğu gibi burayı gizlemeye, örtbas etmeye çalışıyor. Normalde 1970'te bir de kapatılana kadar kendi halinde bir hastaneymiş o zaman burası. İşte bu Murkoff denenler ne yapmışsa, ben olsam şuradan baktığımda pat diye bir şey koyardım ve bakan kişiyi sıçıttırırdım buraya. Neyse. Burada bir şey yok. Çıkış da kapalı. O zaman burası bizim için yaş. Ama burada şu güvenlik odasının kartını, kurtunu bir yerden bulacağız. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Gelsin. Şuradan gidelim. Kanlı olduğu için gidiyorum. Çok meraklıyım kan görmeye. Hadi bakalım. Su patlamış. Açabiliyoruz mu? Yok. Şuradan notlarımıza falan bir şeye bakalım mı? Bunlar belgelerimiz. Peki notlarımızda bizde bir şey var mı? Bu yere bakınca falan. İçerideyim. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki kişiler gibi dizilmiş. Ölü Murkoff bilim adamları tavanda asılı. O gördüğümüz Murkoff bilim adamları o zaman. Murkoff gelişmiş rozetlerinde Murkoff gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkoff uzun süredir M.O. Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkoff deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir şişin üzerine oturtulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Bizi uyaran adamdan bahsediyor. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim. Aa, ne oldu? Hani gözü pek korkusuz araştırmacı gazeteci, her şeyi ortaya çıkaracağım falandık. Şimdi çıkmak istiyoruz. Yani. Yusuf geri bas. Burası kapalı. Neyse, çıkalım. Gelmeyecek ne oğlum işte, ben olsam gelmezdim yani. Her şeyi göze aldım, ona bunu falan diyorsun. Buraya gireceğiz. Girelim. Şöyle bir bakayım. Kızıl ötesi biraz şey yapıyor, bulanık yapıyor kamerayı. Burada bir güvenlik görevlisi daha ölmüş. Burası biraz karanlık. Belki yerde pil mil bir şey görürüz. Burası şey odası herhalde. Kayıt kuyut bir şey odası olabilir. Şurayı çekelim. Burada bir belge daha var. Bakalım burada ne yazıyor. Murkoff Psikiyatrik Sistemleri Wolf Rider Projesi. Bu Wolf Rider Projesi kapsamında yapılıyor hepsi o zaman. Montemassive CEO'su.
32 yaşında erkek. Terapi durumu. Morfojenik motor aktivitesi yaklaşık 2000 ppm ile düz seviyede. Üçüncü evre hormon programının ötesine geçmek için riskli. Şimdi demin ilk okuduğumuz kağıtta dördüncü evreye geçmişti herif. Ve durumu kötüydü. Bu üçüncü evrede bir hastaymış. Yani evre ilerledikçe mi? Yani evre sayısının fazla olması mı daha kötü yoksa az olması mı? Yani 4'ten 3'e mi atlıyor yoksa 3'ten mi 4'e geçiyor? Onu anlamadım. Teşhis ne koymuşlar? Spirometri hafif ve orta bronz birikimi tespit etti. MRE çıktıları hastanın rapor ettiği rüyalar ile tutarlı. Ha, rüyalar görüyorlar. Doğru ya demişti başta. Bunlar uykularında rüyalar görüyorlar. Rüyalarında ne oluyorsa artık uyanınca herhalde çıldırıyor bunlar. Görüşme notları. Walker ile gözetim altında görüşüldü. Akabinde kendine zarar verip yaraladı. Dev cüssesi nedeniyle daha sıkı güvenlik altına alınmalı. Bu bizi aşağı atan izbandut adam olabilir mi acaba? O ayı boğan. Belki odur. Bence bir odur. Geniş ölçekte deri dökülmeleri morfojenik motor hücresel aktivitenin başarısı olduğuna sinyal veriyor. Bu morfojenik motor hücresel bilmem ne şey neyse artık. Alnındaki yarın gerçeği görmek için bir yol açtığını iddia etmekte. Adam kafasına yara kaçmış bir böyle bir yara herhalde. Bunu açtım çünkü gerçeği görüyorum bu sayede falan diye böyle kafayı yemiş herhalde öyle zannediyor yani. Çocukluğunda Tuatara kertenkelenin periyetal gözleri ile deneyim geçirmiş gibi görünüyor. Gerçeği görüyorum, benim gönül gözüm var, kalp gözüm var falan gibisinden bir tribe girmiş adam. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Niye fiyatı düşer değil mi? Ne saçma bir şey ya. Özellikle dudak ve burun çevresinde. Bu adam etlerini mi yoluyor, tırmaklıyor, bir şey yapıyor. İlgilenecek hasta bakıcıların kendi kendini yaralama olasılığına dikkat etmeleri gerek. Adam kendine zarar veriyorsa bu izbandut. Hangi hasta bakıcı durdursun Allah aşkına ya. Afganistan'da görev yaptığı sırada sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar ME sürecini geçtiğinde bir görünüyor. Baskın saplantılara terapi ile artmış. Asker güvenlik protokolü abartılı manik mı neyse artık manik duruma yol açmıştır. Kimyasal ve fiziksel sınırlamaların devam ettirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Bu adam cüssesinden dolayı ve artık kendine zarar verme seviyesine geldiğinden dolayı biraz daha gözetim altında tutulan bir hastaymış. Bence gözetlemek için Q ve E. Bence bu adam şey. Şöyle bak. Tamam çaktım işe. Bu adam bence bizi aşağı fırlatan adam. Şurada biri var ve bizden kaçmıyor. Sonunda konuşabileceğimiz biri. Bu ne ya? Bu adam bir deri bir de kemik kalmış. Amca. Bu hasta galiba ya. Şöyle eğilsek. İyi, en azından yaşıyor. Şöyle sürebiliyoruz mu bunu? Tekerlekli sandalyesini. Keşke öyle bir şey olsaydı ya. Deli gibi gezdirdim bunu orada. Bu kafayı yemiş, biz bunu kendi haline bırakalım. Tamam, burası kapalı. Buraya gidiyor. Başkaları. Film izliyorlar. Bu filmi daha önce hiç izlememiştim. Dur bakalım. Manyaklar. Burada biri daha var. Bu kadın herhalde ya. Yaralanmış bayağı. Ben bunu izledim ya. İkinci filmi hiç sarmıyor biliyor musun? Oscar haksız yere verildi bunlara. Bu sahnede bak şimdi. Kızın ona resti çekiyor, reddediyor. Adam diyor olan sen misin bana şey yapak, alnının çatından vuruyor kızı. Aynen, bak öyle izlersin işte. Kan sıçrıyor bak, görüyor musun ne kadar gerçekçi. 3 boyut oğlum, yeni geldi. Mal. Bu da abi, bu hangi tripte ya? Bu ağzı açmış. Bu ne böyle, Yıldız Tilbe gibi ağzı var bunun. İyi, en azından bize zarar vermiyor bunlar ya. Burası var. Bir dakika, ben buradan eğilerek geçeyim. Evet. Tamam. Biz de bayağı tırstık he. Burada bir şey var mı? Pil var mı? Sen yaşıyor musun? Kart. Güvenlik kontrol odası kartı. Tamam, kartı buradan bulduk.
güzel. Bu arada 30 dakikaya gelmişiz arkadaşlar. Ben güvenlik kapısının önünde bitireyim o zaman. Öyle planlayayım. Zaten geri döneceğiz. Başka çare yok. Bunlar hala seyretmeye devam ediyor. Oğlum belki de gerçekten izliyordun. CD bitti. İkinci CD'yi takmayı unuttun. Böyle hale geldi yani. İstersen ver CD'yi takayım yani. Bari bir şey izle yani. Gel çıkalım, beraber çıkalım o zaman. Kurtarayım seni buradan. Yok, hiç oralı değil. Bir şey etkileşime geçemiyoruz mu ya? Bunları kurtarmak istiyorum. Neyse. Hadi o zaman. Sen de öyle dur. Allah! Lan çeki git deli manyak. Şuraya bak adam. Lan ne güzel sakin sakin duruyordun. Ağlama, tamam acıdım, gel gel. Hadi gel sandalye binim. Gezdireyim seni hadi. Bizim orada kırmızı bir şey oldu, acaba bize zarar mı vermiş oldu? Adama bak ya. Hıncını bizden çıkardı. Evet. Şimdi oy, burada kan var mıydı? O ne lan, oradan biri geçti. Yok, geçmemiş. Sen zaten ölüydün. Hiç beklemedim öyle bir şey ya. Ama çok korku oyunu yani oynamayı sevdiğim ve çok korku filmi izlediğim için böyle aniden çıkan şeyler çok etkilemiyor beni ama hoşuma gidiyor yani böyle biraz. O ne lan falan demek. Onun için böyle hava atabilirim. Ha, beni korkutamazsınız falan diye. Ama ileride şey yaparsam da sonra rezil olacağım şimdi. Hiç bir şey korkutamaz falan diye sonra falan. Aa, bir dakika, bunlara hiç bakmadık ya. Bunlar doktorların ismi değil mi? Biz bir tane doktoru tanıyoruz. Trigger diye bir adam var mı bu aranızda? Şu adam bir yumruk yemiş herhalde resmi. Bunu sevilmiyor. Zaten tipinde meymenet yok. O ölmüştü, doğru. Witness. Bizim adam bayağı tırstı ya. Evet. Kapıya geldik. Burayı açacağız ama. Bir dahaki bölümde girelim. Çünkü şu anda 32 dakikaya falan gelmişiz arkadaşlar. Heh, bu Outlast'ın ilk videosu oldu. İkinci serimiz. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. İkinci bölüme devam edeceğiz. Dediğim gibi bu seri de bittiğinde başka bir korku oyuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.